Qayiga yetiş yolida zerikib qalganda. Hammamizning nishon va arzulari bor. Lekin shu nishonlarni va arzularni ishqa oshirish yolida har vaqt zihinni bir yerga markazlashtirish bo'lmi mushkuldir. Men har hafta yaxshi niyat bilan harakat ko'tdim. Ammo sijilliqimni uzungacha davomlashtira olmaydigandek qilaman degandek gaplarni anglab turman. Yoki ular mundaq deyishdi. Mening taqtim to'limi cheklik. Harakat qog'u o'tdim. Ammo buni uzungacha davomlashtirishga va zihnimni bir yerga markazlashtirishga hech ko'zim yetmaydi. Bu jihatda men va boshqalarga o'xshash nuqsonliqman. Masalan, men bir planni boshlayman va uning uchun ozdir ko'pdir kuch chiqaraman. Lekin uzun o'tmayla diqqatim chechilib, boshqa ishga o'tib ketaman. Ondan yangi nishonimga mo zihnimni markazlashtira olmay, yana boshqa ishga esalaman. Ishlar shu tariqa davomlashida natijada hech qancha ilgirlay olmayman. Balkim sizdimi mushu xil ahvol bo'lishi mumkin. Bu masala ma chinqish jarayonida o'rgangan mundaq bir savoqni eslatadi. Qizg'inlik va rag'batning siri. Ma'lum bir kuni chinqish uyiga uzun yillik kasbiy hayotida minglagan tan harakatchilar bilan hamkorlashgan bir mashg'ul keldi. Men uningga o'zimni tanishtirgandan keyin biz ilgirlash jarayoni haqida paranglashishga boshladik. Men uningdan mundaq deb so'radim. Eng munavvar tan harakatchilar bilan boshqalarning zodi nima farqi bor? Haqiqiy muvaffaqiyat qozongan kishilar qiladigan, ammo ko'pincha kishilar qilmaydigan ishlar qaysilar? Bu mashg'ul dastlabda keyin talay, talant degandek hammamiz sanab bera oladigan ba'zi omillarni tilga olgandan keyin men o'ylab baxmagan bir nuqtani o'tirib qo'yib mundaq dedi. Ma'lum ma'nodan aytganda, futuq kimning har kuni zerikishlik mashqlariga bardoshlik bera oladiganligiga, bir xil ig'irlik ko'tarish harakatini takror-takror qila oladiganligiga bog'liq. Uning javobi meni hayron qoldirdi. Chunki bu xizmat axloqi haqida o'ylanishning farqli usuli edi. Nishonni ishqa oshirish to'g'risida gap bo'linganda, kishilar ayajondan gap etishdi. Mayli tijorat, tan harakat yoki ilm tahsil qilish jihati bo'lsin, siz kishilarning hamma ish qiziqishga bog'liq yoki nishonga o'zini urmasi bekor deganligini anglaysiz. Natijada biz nishonni ishqa oshirish yo'lida diqqatimizni yig'olmas bo'lib qolganda yoki rag'batimizni yo'qotganda takli tushkunlashib ketamiz. Chunki biz qutuqdar kishilar bitmas tugimas qizg'inlik ega deb o'ylaymiz. Halbuki bu mashqaul haqiqiy qutuqdar kishilarning mu boshqalarga o'xshashlar nishonga yetish yo'lida zerikib ketadiganligini aytdi. Lekin ular bilan boshqalarning orasidagi farq shuki, qutuqdar kishilar zerikib ketganiga qaramasdan o'z ishini sijil davomlashtira oladi. Uning qarashicha dal mushkul sharoitda mu xizmatni tamomlay oladigan mushkul iqtidor eng sarxil tan harakatchilarni boshqalardan ayirib turadigan omil ekan. Yoki bu haqiqiy kasb egalari bilan havaskorlar orasidagi farq ekan. Ish taslashgandimi uni davomlashtirish. Rag'bati eshib teshib turganda tirishish hamma odamning qo'lidan keladi. Men tan harakatchi chaqlarimda zo'r g'alabaga erishgandan keyin kaptida mashq qilishni yaxshi ko'rardim. Menimcha boshqalarmi cho'qim shundoq. Bundoq chaqda mashqovlingizning kayfi chaq, sabdashlaringizning qizg'inlik urg'ib turgan, sizmi komandangizning har qanday raqibini yer tishli talaydiganligiga ishongan bo'lasiz. Men korxonachi bo'lish sifatim bilan xaridorlarning oyog'i uzilmagan tijorat ro'noq deb aytgan chaqlarda xizmat qilishni intayin yaxshi ko'raman. Qozongan natijalaringiz sizni davomliq ilgirlashga undab turadi. Lekin zerikib ketgan, ishlaringiz o'ngdan kelmagan, hech kim sizga diqqat qilmayotgandek his qilgan yoki kutgandek natijaga erishalmayotgan chaqlaringizda-chu? Siz untunsiz holda 10 yil ishlashni xohlamaysiz? Sizni boshqalardan farqlandirdigini ishlar qiyinlashganda davomliq tirishish iqtidoridir. Muvaffaqiyat hodisa emas, jarayondir. Biz hamisha nishonlarimizni natijadan iborat deb o'ylab olamiz. Ya'ni biz muvaffaqiyatni ishqa oshirg'uli va tamomlig'li bo'ladigan hodisa deb qaraymiz. Buni ko'p uchraydigan misollardan ba'ziri tovandikilar. Nurg'un kishilar salomatlikka hodisa sifatida muomala qiladi. 20 kilo o'riqlab olsam, badan shaklim to'liq yaxshilanib ketadi. Nurg'un kishilar korxonachilikni hodisa sifatida ko'rdi. Agar shirkatimiz Nyu-York vaqt kezida tanishtirilsa, futuq qozongan bo'lardik. Nurg'un kishilar yozuvchilikni hodisa deb qaraydi. Agar kitobim cho'g'roq nashriyot tomonidan nashr qilingan bo'lsa,
özüm gözlegen inavetki erişken bulattım. Yukurkular bizden muvaffakiyetki yekki hadis süpüteli muamil kıldığalıqımızdan azğını misalları xalas. Lekin, eğer siz izcil revişte nişanlarını işe aşırıvatkan kişileri karaydıgan bolsanız, onlarını başkalarından pariklendirip durgan amıllarının kandaktur, nörük vaxt gizdi de tonuşturuş digendek hadisler ya ki neticiler emeskini tonup iteleysiz. Onlar yekki hadislerine emes, kündelik hizmetli muhim bilidu. Kızgarlık yeri şu ki, sizin neticilerden huzur aldırgını del ceryana kartılgan muşuqıl secilliktur. Eğer siz katlı yazgıcı buluşunu oylavatkan olsanız, en bazarlık kitabını royapka çıkarış elbette kalıcı iş buludu. Ama şu nişan yetişinin birden bir çaresi armay talmay yazıcılık meşkini devamlaştırıştır. Eğer siz ticaretinizi cahan ehli tonutuş koyulu yürüvatkan olsanız, Forbes Journal'da tonuşturuluş elbette kalıcı iştir. Lekin şu nişan yetişinin birden bir yolu setiş hizmetini armay talmay devamlaştırıştır. Eğer siz beden şeklinizi en ideal haletke ekelmekçe bolsanız, 20 kilo uğruklaş elbette zörür işlerden biri hesaplanıdı. Ama bu nişan yetişinin birden bir yolu sağlam ozuqlanış ve çiniqiş adetini sicil devamlaştırıştır. Eğer siz her kandak sahada alayda uhtuq kazanmakçı bolsanız, şu işte kiliş çeryanını yaxşı görüşke mecbursuz. Bu cehette siz nokul halda özünüz yetmekçi bulgan nişan hakkıda hiyal süreyi vermey, şu işini sicil kılıç arkalık palan işini kıldığan kişiye digen kimlikini şekillendirişiniz gerek. Başkıcı kılıp etkanda, zehir kişini, tekrarlıkını, meşkini söyüşünüz ve ularga könüşünüz gerek. Özünüz kılıp atkan işinin ceryanağı köngül bölün ki, netice özünün halidin özü haber alsın.